Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde hemen Mudanya Ateşkes Anlaşması ve Lozan Anlaşması'ndan bahsetmeye çalışacağız. Zaman kaybetmeden hemen başlığımı atıyorum. Biliyorsunuz son dersimizde muharebeler dönemini tamamlamıştık. Mudanya Ateşkes Anlaşması diyorum. Tarih olarak biliyorsunuz 3-11 Ekim 1922 tarihini veriyorum. Mudanya Ateşkes Anlaşması'na gelmeden son konuyu kısaca bir hatırlatmakta fayda var. Biliyorsunuz biz büyük taarruzla birlikte, büyük taarruzla birlikte Ege'de 9 Eylül'de İzmir'i 9 Eylül'de İzmir'i dikkat edelim. 18 Eylül'de ise tüm Ege'yi ne yaptık? Tamamen düşman işgalinden kurtardık. 9 Eylül İzmir, 18 Eylül tüm Ege tamamen ne olmuştur? Düşman işgalinden kurtarılmıştır. Peki biz bu bölgeleri düşman işgalinden kurtardıktan sonra Anadolu coğrafyasında hangi bölgelerde düşman kaldı dersek hemen Marmara'ya yönümüzü çeviriyoruz. Dikkat edin Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul. İşte bu üç bölge düşman altında. Burada kim? İngilizler var, itilaf devletleri var ki hemen şöyle bir not düşeyim. İşgal altında olan bölgeler diyorum. İşgal altında olan bölgeler. Değerli arkadaşlar, Türk ordusu batıda 9 Eylül'de İzmir'i, 18 Eylül'de tüm Ege'yi düşmandan kurtardıktan sonra yönünü kuzeye çevirdi, Marmara'ya çevirdi. İngilizler tabi telaşlandılar Türk ordusunun bu kararlı tutumu karşısında hemen ne yaptılar ateşkes teklifinde bulundular. Tabi bu kolay olmadı özellikle Mustafa Kemal'in burada diplomatik bazı girişimleri de var testlerde denemelerde buna benzer sorularla karşılaşabilirsiniz nedir bu derseniz olası Marmara'da yani İstanbul'da Boğazlar'da bir savaş Çanakkale'de bir savaş olması durumunda Sovyet Rusya'nın da TBM'nin tarafında yer alacağını ifade etti. Bu ister istemez diplomatik önemli bir adım. E, İngiliz kamuoyu da artık bu savaşı devam ettirmiyor. E Dikkat ederseniz İngiltere yalnız kalmış durumda. Yunanlılar zaten büyük taarruzla birlikte tamamen egeden e, temizlendiler. İtalya ve Fransa Sakarya Meydan muharebesinden sonra tamamen çekildiler. İngiltere tek kaldı. E, dolayısıyla Ateşkes artık kaçınılmaz. Demek ki işgal altında kalan üç bölge vardı: Doğu Trakya, Boğazlar, İstanbul. Hemen geçiyorum Ateşkes anlaşmasına ve şöyle diyorum değerli arkadaşlar: Ateşkes'te de katılımcılar katılımcılar kimler hemen bir isimleri hatırlayalım burada. TBM hükümeti adına TBM hükümeti adına İsmet Paşa'yı görüyorsunuz. TBM hükümeti adına İsmet Paşa. İngiltere'yi yazayım şöyle hemen. Fransa'yı, buradaki isimleri de alacağız. İtalya'yı yazıyorum değerli arkadaşlar. İngiltere adına General Harrington'u görüyoruz. Fransa adına General Carpi'yi görüyoruz. İtalya adına ise General Montbelli'yi görüyoruz. Dikkat ederseniz Yunanistan yok. Yunanistan doğrudan Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda görüşmelere ne olmamıştır? Katılmamıştır değerli arkadaşlar. Yunanistan'ı kim orada bir bakıma temsil edecek? İngiltere temsil edecek. İngiltere zaten baştan belli Yunanlılara her türlü maddi manevi desteği veriyordu. Mudanya Ateşkes Anlaşması sırasında da İngiltere Yunanistan'ı bir bakıma ateşkeste temsil ediyor. Ateşkes kolay olmadı 3-11 Ekim tarihleri arasında. Hatta hemen şunu belirteyim değerli arkadaşlar bir ara ateşkes görüşmeleri kesildi. Özellikle Doğu Trakya, Boğazlar, İstanbul konusunda... İngilizlerin pek de geri adım atmamak istememesi TBM hükümetinin de kararlılığı görüşmeleri bir ara tıkadı. Fransa hemen devreye girdi. Arabulucu oldu. Görüşmeler tamamlandı. Hemen zaman kaba, zaman kaybetmeden Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın maddelerine bakalım birlikte. Oldukça önemli maddeler var ki artık muharebeler dönemi, savaş dönemi tamamlanıyor biliyorsunuz. Diplomasiye geçmeye başlayacağız değerli arkadaşlar. Maddeleri hemen geçiyorum. Bir, Türk tarafı ile Türk tarafı ile Yunan tarafı arasındaki arasındaki savaş sona erecek. Dikkat edelim. Bir diğer maddem Yunanlılar Doğu Trakya'yı Yunanlılar Doğu Trakya'yı 15 gün içerisinde dikkat edelim 15 gün içerisinde itilaf devletlerine itilaf devletlerine teslim edecek. Doğrudan Türk tarafına değil. Olası bir Türk-Yunan karşılaşması tekrar engellenmek isteniyor. Yunanlılar Doğu Trakya'yı 15 gün içerisinde itilaf devletlerine teslim edecek. İtilaf devletleri ise itilaf devletleri ise 30 gün içerisinde 30 gün içerisinde bölgeyi TBM'ye devredecek. Bölgeyi TBM'ye ne yapacak diyoruz? Devredecek. Önemli. Doğu Trakya böylelikle işgalden kurtarılmış olacak. Devam ediyorum. Yine Boğazlar İstanbul TBM hükümetine bırakılacak. TBM hükümetine bırakılacak. Yine önemli bir maddeden bahsediyorum. Trakya bölgesine Türk ordusu hemen giriş yapamayacak. Sadece güvenliği sağlaması açısından, iç güvenliği sağlaması açısından değerli arkadaşlar 8 bin kişilik bir jandarma kuvveti bulunacak. Doğu Trakya bölgesine, Doğu Trakya bölgesine Türk ordusu barış anlaşması yapılana kadar Türk ordusu girmeyecek. 8 bin kişilik, 8 bin kişilik bir jandarma kuvveti jandarma kuvveti bulundurulacak Türk tarafından. Yani doğrudan ne yapmıyoruz? Oraya Türk ordusu gitmiyor. Sadece iç güvenliği sağlaması açısından 8 bin kişilik bir kuvvet göndermiş olacağız. Gerçekten değerli arkadaşlarım dikkat ederseniz ateşkes oldukça önemli. Niye? Önemini şöyle belirtelim hemen zaman kaybetmeden. Bu Budanya Ateşkes Anlaşması'nın önemi dersem değerli arkadaşlar. Dikkat ederseniz 3 bölge savaş yapılmadan kurtarılıyor. Nedir bunlar? Çok önemli. Sık sık karşınıza çıkacak bu ifade. Doğu Trakya, Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul. İşte en can alıcı kısım. Doğu Trakya, Boğazlar ve İstanbul. Buralar savaş yapılmadan kurtarılmıştır. Savaş yapılmadan diyorum kurtarıldı. Burası önemli. Bir şey daha dikkatinizi çekmiş olmalı. İstanbul. İstanbul kimin başkenti? Osmanlı'nın başkenti. Ee, Osmanlı'nın başkenti İstanbul artık TBM'ye devredildi. Böylelikle Osmanlı Devleti için hangi ifadeyi kullanıyoruz? Hukuken sona ermiştir diyoruz ki bir cümle daha ekleyeceğim buraya. Şöyle diyorum o zaman önemine. İstanbul'un İstanbul'un TBM hükümetine İstanbul'un TBM hükümetine bırakılması ile Osmanlı Devleti bu önemli bir madde Osmanlı Devleti hukuken sona ermiş oldu. Ben bunu yazarken siz bir şeyleri hatırladınız. Şu soruyu hatırladınız. Osmanlı Devleti ne zaman fiilen sona erdi? Osmanlı Devleti ne zaman hukuken sona erdi? Osmanlı Devleti ne zaman resmen sona erecek? Değerli arkadaşlarım fiilen sona erme Hangi tarihi hatırladınız? Hangi olayı hatırladınız? 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması. Fiilen sona ermeydi. Hukuken sona erme. Yani artık muhatap alınmıyorsunuz. O neyle oldu? Mudanya Ateşkesi'yle oldu. Resmen sona erme. Hemen Lozan'ın başında anlatacağım. Hatırlayın yine 1 Kasım 1922'de Lozan Konferansı'na gitmek üzere Osmanlı hükümeti de davet edilince TBM hemen harekete geçti ve ne yaptı değerli arkadaşlar? saltanatı kaldırdı. Saltanatın kaldırılmasıyla da Osmanlı Devleti resmen sona ermiş oldu. Bu madde oldukça önemli bir maddedir. Buraya dikkat edelim ki Osmanlı Devleti dikkat edin hukuken sona ermiş ifadesini kullandım. 2. Artık savaş dönemi sona erdi. Böylelikle savaş dönemi sona erdi diyorum ve diplomasi diplomasi safası başladı. E tabi şöyle bir etki de oldu. İngiltere'de Lloyd George hükümeti istifa etmek durumunda kaldı. İngiltere'de hükümet değişikliğine yol açtı. Çok büyük umutlarla, çok büyük vaatlerle, çok büyük emellerle bu savaşa başlamışlardı. Ancak biz milli mücadelede başarılı olunca İngiltere'de hükümet değişikliği, İngiltere'de hükümet değişikliği oldu diyorum. İngiltere'de hükümet değişikliği oldu. Lord George hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Şöyle toparlayacak olursam Büyük Taarruzla birlikte 9 Eylül, 18 Eylül iki önemli tarih. Özellikle 18 Eylül ile birlikte tüm Ege ne oldu değerli arkadaşlar? Düşman işgalinden temizlenmiş oldu. Artık işgal altında kalan bölgeler neydi? Doğu Trakya, Boğazlar, İstanbul Türk ordusu yönünü Marmara'ya çevirince İngiltere hemen ne yaptı bir bakıma telaşlandı dedim. Az önce de ifade etmiştim. Ateşkes görüşmeleri başladı. Ateşkes görüşmeleri TBM İngiltere, Fransa, İtalya arasında oldu. 3-11 Ekim tarihleri arasındaki bu görüşmelerden sonra 11 Ekim 1922'de Ateşkes Anlaşması imzalandı. Türk ve Yunan taraflar arasındaki savaş sona erdi. İtilaf devletleri artık Doğu Trakya'yı, Boğazları, İstanbul'u TBM hükümetine bıraktılar ve devamında değerli arkadaşlarım Trakya bölgesine sadece 8000 kişilik bir jandarma kuvveti gönderildi. Türk ordusu barış anlaşması yapıldıktan sonra biliyorsunuz bölgeye gidecek. Öneminde de özellikle dikkat edin Doğu Trakya, Boğazlar, İstanbul'u savaş yapmadan kurtarılırken... Osmanlı Devleti artık hukuken sona ermiş oldu. İşte Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın önemli hususları bunlardı. Zaman kaybetmeden hemen Lozan Anlaşması'na da bir giriş yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz Lozan Konferansı maddeleri açısından önemli ama özellikle ilk kısmını hemen burada bir hatırlatalım. Sonra devamını da yine birlikte işleyip Devam ettireceğiz konumuzu. Şöyle bir genel başlık atıyorum. Nedir genel başlığım? Lozan Barış Konferansı. Şimdi dikkat edelim. Biz buraya nereden geldik? Biz buraya Kurtuluş Savaşı'ndan geldik. Biz buraya Kurtuluş Savaşı'ndan geldik. Kurtuluş Savaşı'nı, milli mücadeleyi kazandık. Mudanya Ateşkesi'ni imzaladık. Ve artık gerçek bir anlaşma için her şey hazır. Lozan Barış Anlaşması için önemli tarihler veriyorum. Dikkat edin ilk tarih olarak ne yazdım? 20 Kasım 1922 ilk bizim konferansa davet edildiğimiz tarih. Konferans kolay olmayacak. E, kolay olmasını da beklemiyoruz. Mustafa Kemal'in ifadesiyle Lozan Konferansı iki günlük, üç günlük, bir haftalık problemler değil. Lozan biliyorsunuz Osmanlı'dan kalan birçok problemin halledildiği önemli bir anlaşma olacak. Peki buraya dikkat, bu tarihe dikkat. 24 Temmuz 1923 tarihi. Niye bu tarih önemli? Bu tarih Lozan Anlaşması'nın imzalandığı tarih. Dikkat edin. Lozan'ın imzalandığı tarih ki ders anlatırken de bahsedeceğim. Lozan biliyorsunuz iki etaplı. İlk önce birinci dönem sonra ikinci dönem yani bir ara görüşmeler ne oldu? Kesintiye uğradı. Lozan'ın detayına ayrıntısına geçmeden önce konferans öncesi Lozan konferans öncesi, konferans öncesi diyorum. Bazı gelişmeler. Konferans öncesi bazı gelişmeler. Bunlardan biraz bahsedelim. Hemen sonra konuyu daha iyi anlamadığına ki özellikle bakın değerli arkadaşlarım. ÖSYM sorularda Lozan Konferansı ile ilgili geçmiş yıllara baktığınız vakit İsmet Bey'in sözlerinden çokça bahseder. Yine konferansa gidilirken nasıl bir psikoloji var bunlardan bahseder ki ben de ileriki derslerde yine bunlardan sık sık bahsetmeye çalışacağım. Ama şurada anlatacağım bazı gelişmelere dikkat edin. Bir, konferans öncesi bir gelişme var. Nedir bu? Saltanatın kaldırılması. Şimdi değerli arkadaşlar hocam bu nereden çıktı? Biz Lozan için hazırlanıyorduk. İç politikadaki bir gelişmeden bahsediyorsunuz. Ama arkadaşlar bağlantılı. Yani saltanatın kaldırılmasını işleyen, saltanatın kaldırılmasını öğrenmeye çalışan bir öğrenci illaki Lozan'dan bahsetmek durumunda. Hemen uzatmadan gelişmeyi anlatıyorum ki tarih olarak ne diyorum? 1 Kasım 1922. Ben bunu yazınca siz bir şeyi de hatırladınız. Birinci TBMM'nin yaptığı tek inkılap biliyorsunuz. Birinci meclisin. Yani 1920-1923. 11 Ağustos 1923'e kadar görev yapan meclisi hangi meclis diyoruz? Birinci meclis. Birinci meclisin yaptığı tek inkılap hangisidir? Saltanatın kaldırılmasıdır ki fırsat doğmuştur. Esasında saltanatın kaldırılması belki o gün o anda düşünülmüyordu. Ama Lozan'la ilgili bazı gelişmeler olunca hemen TBM ne yaptı? Saltanatı kaldırdı. Şöyle diyorum bakın nasıl bir gelişme olmuştu. şu ifademe dikkat edin. Lozan konferansına diyorum dikkat edin. Lozan konferansına Osmanlı hükümeti de Osmanlı hükümeti de davet edilince TBM dikkat edin. Hemen harekete geçti. Hemen harekete geçti. Ve 1 Kasım, buraya tekrar tarih aldım. 1 Kasım 1922'de meclise sunulan bir teklifle saltanat ne oldu? Kaldırıldı değerli arkadaşlar. Dikkat edin. Oldukça önemli. 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması. Niye bu kadar önemsiyoruz? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi şunu diyor. Ben saltanatı kaldırarak artık ülkenin gerçek ve tek temsilcisinin kendim olduğunu yani TBM'nin olduğunu ifade ediyor. Çünkü burada bir amaç var. İtilaf devletleri daha önce de yapmışlardı. Hatırlayın nerede yapmışlardı? Birinci İnönü Muharebesi'nden sonra Londra Konferansı'na hem İstanbul Hükümeti'ni hem TBM Hükümeti'ni davet etmişlerdi. Orada ikisi birlikte gitmişti ama burada artık tek. Artık TBM diyor ki artık ben varım, milli mücadeleyi ben kazandım diyor ve saltanatın kaldırılması demek ki neyle alakalı? Lozan'la alakalı bir gelişme. Hemen zaman kaybetmeden ikinci bir gelişmeden bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Şimdi konferansın toplanacağı yer meselesi. Bu da önemlidir. Dikkat edin bir iki cümle. Konferansın toplanacağı diyelim. Toplanacağı yer. Şimdi e hocam Lozan belli değil miydi? Böyle bir soru sordunuz. Değerli arkadaşlar daha Lozan ismi geçmeden ki İsviçre'nin Lozan şehri tarafsızlığıyla bilinen bir şehir. Biz İzmir'i gündeme getirdik. Dikkat edin İzmir şehri. Önemli. Yani TBM hükümeti, TBM hükümeti diyorum dikkat edin TBM hükümeti ne yaptı? İzmir gündeme getirmeye çalıştı. İzmir acaba olmaz mı dedi. İzmir düşünülemez mi dedi. Peki biz niye acaba İzmir'i düşündük? Değerli arkadaşlar Yunanlıların bölgede yaptığı tahribatı göstermek istiyoruz Batı Anadolu'da. İki konferansta daha etkili olmak istiyoruz. Yani biz herkesi İzmir'e getirebilirsek bu önemli konferans eğer burada toplanırsa biz böylelikle ne yapacağız? Yunanlıların hem burada yaptıklarını göstermiş olacağız hem de daha etkili oluruz kendi evimiz olduğu için. Üçüncü bir husus yeni Türkiye devletini bütün dünyaya duyurmak. Böyle bir amacımız da var. Değerli arkadaşlar biz böyle düşünmemize rağmen bu kabul görmedi. O zaman bir not olarak şunu ifade edeyim. Bu düşünce kabul edilmedi. Bu düşünce kabul görmedi. Bizim ısrar etmemize rağmen İzmir ne olmadı? Kabul görmedi diyorum. Üçüncü ve son bir gelişme yine konferans öncesi değerli arkadaşlar. Nedir bu üçüncü gelişme? Üçüncü gelişme şu. Kim gidecek? Lozan'da TBM hükümetini kim temsil edecek? Değerli arkadaşlar iki tane isim var. Genelde kitaplarda kaynaklarda iki isim üzerinden yorumlar yapılır. Ben hemen şöyle diyorum. Bir başlığımı atayım. Lozan'a gidecek heyet. Lozan'a gidecek katılacak heyet meselesi. Şimdi şunda hiçbir sıkıntı yok. Evet Lozan'a İsmet Bey dikkat edin. Türk heyetinin başında İsmet Bey. Trabzon Milletvekili Hasan Saka ve Sağlık Bakanı Doktor Rıza Nur ve 34 bürokrat. Dikkat edin arkadaşlar 34 bürokrat. Peki hocam buradaki sıkıntı ne? Buradaki problem var. İki şey var burada dikkat etmeniz gereken. Bir. İsmet Bey'in ismi evet önemli. Peki şu soruyu ÖSYM e geçmiş yıllarda çok sordu. Ne dedi ÖSYM? Dedi ki İsmet Bey'in Lozan Konferansı'na katılmasında geçmişte yaptığı hangi başarılar etkilidir? Dikkat edin birinci ikinci önü muharebes etkili. Özellikle Mudanya. Dikkat edin özellikle Mudanya. Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndaki başarısı İsmet Bey'in Lozan'a gitmesinde etkili olmuştur. Bu soru soruldu. Geçmiş yıllarda çıktı. Buraya dikkat edelim. Niçin İsmet Bey? Ama bir şeye de bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Barış anlaşması bu. Yani diplomatik bir kişi, kimliğin katılması lazım. Diplomasiyle ilgili bir kişinin gitmesi lazım. Ateşkes anlaşmasını bir asker imzalayabilir orada sıkıntı yok. Az önce Mudanya Ateşkes Anlaşması'na general sıfatıyla katıldı İsmet Bey. Ama dikkat edin buraya İsmet Bey asker sıfatıyla katılmayacak çok önemli bir yere geldim. Dikkat edin bu önemlidir buraya hatta önemli diyorum. Özellikle dikkatinizi çekmesi açısından İsmet Bey buraya Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı sıfatıyla katılacak. Çünkü bu diplomatik görüşmeye sizin de diplomatik bir kimlikle Dışişleri Bakanları seviyesinde toplanıyor. E peki Dışişleri Bakanı kimdi bizim? Yusuf Kemal Tengirşenk, Yusuf Kemal Bey soy ismi Tengirşenk. O hemen istifa etti. İsmet Bey Dışişleri Bakanlığı görevini üstüne aldı. Onun öncülüğünde Hasan Saka, Rıza Nur, 34 tane bürokratın katıldığı bir heyetle biz Lozan'da ne yapacağız? Kendimizi temsil, TBM'yi, Türkiye'yi temsil edeceğiz. Peki ders e, az önce bu konunun başında dersimizin ortasında bir şey söyledim. Dedim ki Lozan'a gidecek heyette bir başka isim, daha doğrusu heyetin başında bir başka isim gündeme geldi mi? Geldi. Rauf Bey ismi dolaştı. Kim Rauf Bey? Rauf Orbay. Rauf Orbay deyince nereden hatırlıyorsunuz siz Rauf Orbay'ı? Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan hatırlıyorsunuz. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan, bir kişi gerçeği niyetle imzalamıştı ki bunu nereden söylüyorum? Mondros'u imzalamıştı. İşgaller başlayınca yaptığı işin aslında yanlış olduğunu, pişmanlık duyarak hemen Mustafa Kemal'in yanına katılarak, milli mücadeleye katılarak göstermişti. Ama Ravuf Bey'in geçmişte Mondros'u imzalamış olması onun burada frenlenmesine sebep oluyor. Dolayısıyla Türk heyeti kim tarafından temsil ediliyor? İsmet Bey tarafından. İsmet Bey, Hasan Sak'a, Rıza Nur'un öncülüğünde 34 bürokrat Lozan'da bizi temsil edecek diyorum ve bir diğer videomuzda bir diğer dersimizde de hemen Lozan'ın içeriğine, maddelerine geçmeye çalışacağız arkadaşlar.